TV ekranlarından selamlar, sevgiler. Bir Teleşut programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Evet, bu hafta programımızın sunum çekimlerinde ülkemizin podyumlarında boy gösteren Gül bana eşlik ediyor. Asistanım Mete de, oğlum Mete de yanımda. O da bize eşlik ediyor bugün. Hem yemeğimizi yedik, sohbetimizi ettik. Tabii ki programımızı da sunalım birlikte istedim. Gül ile birlikte bu hafta hazırsanız Teleşut Keyfi başlıyor. Seninle başlayalım. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim, sizi sormalı. Ben gayet iyiyim yani. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çok güzel. Yani biraz yavaş yavaş da olsa iyi gidiyor. Maosa'da ne var ne yok? Havalar nasıl Maosa'da? Maosa'da şu anda soğuk yani. Daha atlatamadık tabii. İlkbahar geliyor. Yani onun için biraz sevinçliyim. Aslında benim mevsimim yaz. Yazı çok seviyorum. İşte yazın çalışmalarımız olacak yani, dediğim gibi. Öyle. Evet, az kaldı. Yaz da geliyor tabii ki. Artık ortalık daha çok şenlenecek sanıyorum. Evet, bu hafta ki programımıza özel bir bölümle başlamak istedik. Tabii merhaba dostlar. Artık merhaba dostlar yok, elveda dostlar var. Merhaba dostlar programıyla gönüllerimize taht kuran ülkemizin, tabii ki Kıbrıs Türk halkının bir numaralı ve ilk sunucusu sevgili Hüseyin Kanatlı'yı kaybettik maalesef geçtiğimiz günlerde. Son röportajını da bize vermişti Teleşit programımızda. Birçok kez röportaj yaptık ama bu son röportajımız oldu sanıyorum. Kendisini sevgi ve rahmetle anıyoruz. Hüseyin Kanatlı büyük bir duayeni kaybetti Kıbrıs Türk halkı. Hepimizin başı sağ olsun. Kendisiyle yaptığımız son röportajı sevgili editörümüz Celil arşivden çıkarsın, bulsun ve yayınlayalım bu programımızda. Elveda dostlar, elveda Hüseyin Kanatlı diyoruz ve bu güzel röportajda programımıza başlıyoruz. Evet, Kıbrıs Türk Televizyonculuğu'nun gelmiş geçmiş en büyük spikeriyle birlikteyiz. Tabii bu özel röportajda da iki kanatlı bir araya geldi. Sevgili Hüseyin Kanatlı ile birlikteyiz. 2019'da yine buluştuk. Sizlerle nasılsınız? Efendim hoş geldiniz diyoruz. Aslında size ben hoş geldiniz diyeceğim. Çünkü bir süre burada yoktunuz, evet. Ve bayağı eksikliğiniz hissedildi. Çünkü Kıbrıs'sız olamaz ve siz Kıbrıs'sız olamazsınız. Kesinlikle. Çok güzel bir teşhis koydu Hüseyin Bey. Çok teşekkürler. Evet, her zaman soruyorlar bana, yine bu röportajda da dile getireyim, Hüseyin Kanatlı'nın neyi oluyorsun diye. Ve ben de tabii gururlanıyorum. Şöyle diyorum, akrabalığımız yok ama meslektaşım oluyor diye gururlanıyorum ben de. Sevgili Hüseyin Kanatlı ile tabii ki bu soyad, aynı soyadını taşımak bile güzel ve aynı mesleğin içerisinde olmak, spiker, onun yolunda ilerlemek gurur verici. Evet, merhaba dostlar diye tanındı Hüseyin Bey. Şimdi aynı soruyla ben devamlı sürede karşılaşıyorum. Sena neyiniz oluyor diye. O kadar çok soruyorlar ki anlatmaya çalışıyorum. En sonunda ben bir cevap buldum. O benim kızımdır. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, tabii ki uzun bir ömür televizyonculukta. Allah bana da nasip eder inşallah. Tabii ki biz sevdiğimiz, tutkun olduğumuz iş televizyonun karşısında olmak, mikrofonu elimize almak. Ama siz tabii Hüseyin Kanatlı deyince hem isminizi bilmeyen yok hem de o güzel sesinizi bilmeyen yoktur Kıbrıs'ta. Bir ömür geçti. Neler söylemek istersiniz dünden bugüne? Aslında benim kariyerim televizyonculukla başlamıyor pek tabii ki. İlk mesleğim malum öğretmenlik idi. Eğitimcilik var. Ondan sonra uzun yıllar radyoculuk, televizyonculuk sonradan geldi. Ama zaten televizyon yayıncılığı yayın, genelde yayındır. Ben bunun arasına sadece radyo ve televizyonu katmıyorum. Aynı zamanda basını da katıyorum. Çünkü basın yayın da birlikte gider.
aynı yoldadır ikisi de. Tabii 2019'a girdik. Bu yılla birlikte, her zaman bugünlere söylediğim bir olaydır bu. Ben yayıncılık mesleğimin 60. yılına girmiş oluyorum. Ve de öğretmeni de hesaba katacak olursak, kamu hizmetim olarak 70. yılıma girmiş oluyorum. Bir şey daha söyleyeyim ve yaş olarak da 90'a merdiven dayamaya başlıyoruz. Maşallah, maşallah. Peki bu dinçliğinizi neye borçlusunuz? Dinç olup olmadığını bilmiyorum muhakkak ki. Ama sizler gibi insan kişilerle çalışmak bana gerçekten ayrı bir zevk verir ve şevk verir, hayat verir. Gerçekten böyle. Yani güzel olan her şey insanın içerisinde yeni bir tomurcuklanma yaratır, bir şirah yaratır, ruhunu düzeltir. Onun büyük önemi olduğuna inanıyorum ben muhakkak ki. Güzel şey mesela müzik gibi, yayıncılık gibi. Yayıncılık benim için güzel bir şeydir. Yayıncılık benim için meslek değildir, bir zevktir. Bir hobidir, bir tutkudur, bir passion'dır. Bunlar insana muhakkak ki ruhunda büyük etki yaratan ve hayatını daha da geliştiren, belki içini taze, en azından içini taze tutan öğelerdir bence. Siz hep böyle hayata da güzel bakıyorsunuz. O şiirleri okurken bile böyle gönülden, içten okuduğunuz belli. Bunun sırrı nedir? Hayata hep güzel bakabilmek aslında bu insanın doğasında olan bir şey olmalı. Tabii ki yaratılış natura önemlidir muhakkak ki. Ama geçirdiğiniz bir takım evrimler bunu getirir. Eğitiminiz, çalıştığınız meslek, bulunduğunuz mühit ve kendiniz yetiştirme babında yaptığınız çalışmalar bunda büyük etkendir muhakkak ki. Bizim mesleğimiz İnsanız hepimizde muhakkak duygularımız vardır ama bu meslekte çalışanların daha çok hassas olmaları gerekiyor. Biz o hassasiyetin de ötesindeyiz, galiba zirvesindeyiz. Ve adımıza uygun bir şekilde bu hassasiyette uçup uçup gidiyoruz. Evet. Siz de aynı şey yapıyorsunuz şimdi. Kesinlikle, severek. Ve tabii bugün sizi programımıza konuk almamızın özel bir sebebi de hemen 14 Ocak Pazartesi akşamı çok güzel bir konser düzenleniyor. Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun Şef Ersin Tünay yönetiminde düzenlediği bir konser olacak ve sevgili Hüseyin Kanatlı Onur'una bir konser. Ahde Vefa konseri bu sizin için gerçekten herhalde güzel bir olay, böyle sizin onurunuza düzenlenmiş olması. Şöyle biletler elimde, afişi yanımızda. Gösterdik afişini de biraz önce. İki değerli sanatçımız da olacak o gün. Yakında Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde. Giriş sadece 20 TL. Biletleri öncesinde veya kapıda da temin edebilirsiniz. 14 Ocak 2019 Pazartesi, yeniden hatırlatalım. Katılmak isteyenler varsa güzel bir konser olacak. Ahde Vefa konserleri adı altında. Neler söylemek istersiniz böylesine güzel bir organizasyonun sizin onurunuzla düzenlenmesiyle ilgili? Valla şimdiye kadar birçok etkinliklerde bulundum. Bir takım organizasyonlar, sayısız organizasyonlarda bulundum. Konserler, festivaller vesaire. Bir takım ödüller aldım. Hepsinin ayrı ayrı kıymeti var. Mesela Cumhurbaşkanı'ndan ömür boyu hizmet ödülü vesaire vesaire. Bunlar gerçekten göze batan ödüller arasında unutamayacağım anılar taşıyan bir takım ödüllerdir bunlar. Bu ödül bambaşka pek tabii. Çünkü bu güzide topluluk kısa zamanda ün yapmış ve popüler olmuş ve galiba Kıbrıs'ın en geniş koro topluluğudur. 40-45'ten fazla galiba üyesi vardı tahmin ediyorum. Ayrıca Türkiye'den de TRT'den iki güzide sanatçı geliyorlar. Onlar da ayrı bir önem taşıyor pek tabii. Şimdi Ahde Vefa derken bu da güzel bir olay. Çok insana çok şeyler çağrıştırıyor. Vefa neye karşı, kime karşı vefa? Şimdi arkadaşımız, şefimiz güzel bir şey düşündü. Yeni bir konseptle yeni bir konserler dizisine başlıyor. Ve her konsere toplumumuzun işte ileri gelen, sevilen, sayılan, kendi işinde sivrilmiş, güzel bir şeyler bırakmış kişileri onore etmeye çalışacaklar. Güzel bir olaydır aslında. Yani müzikle güzellikleri ve insanımızı bütünleştirmek, unutmamaya çalışmaktır bu. Ve ilk olarak işte bendenizi almışlar.
Bu benim için ayrıca bir gururdur. Vefa derken bu çok geniş bir anlamdır vefa. Ben bugünlerde hep şunu söylüyorum. Bana karşı vefa borcu. Ben bunu kabul etmiyorum. Bana bu halkın vefa borcu yoktur. O borç varsaydı eğer çoktan ödenmiştir. Bir borç varsa o benim halka borcumdur ki ömür boyu ödenmez. Öyle diyorum. Çok güzel söylediniz. Daha önce evinizde konuk etmişsiniz bizi. Röportajımız böyle. Kitaplarınızda yazma çalışmalarınız vardı. Çok güzel çalışmalar. Bugün böyle sizi biz ağırladık. Ne var bu yıl 2019 içerisinde projeler aklınızda, yeni çalışmalar neler bekliyor izleyenlerimizi? Şimdi önemli olan daha önce başlattığım ve birinci cildini yazdığım Hayat Hikayem'in ikinci cildine devam etmek istiyorum. Biraz geciktim ama o benim de işte vefa borcum odur. Yazmam lazım. Çünkü getirdiğimiz bir takım şeyler ibret verici. Çünkü en güzel günlerde, en kötü günlerde yaşantımızı anlatıyor. Sadece kendimi anlatmıyorum. Tüm Kıbrıs'ın her yönüyle anlatıyorum. Kıbrıs'ı her alandaki çalışmalarıyla, artısıyla, eksisiyle. Onu bitirmek en büyük emelimdir. Hatta onu bitirdikten sonra da üçüncü cilde geçmem zorundayım. Tabii ömrümüz vefa ederse o zaman da yapmaya çalışıyorum. Çünkü birinci cilt 1900 doğumundan 1951 yılına kadar olan öğretmenlik yıllarımı kapsayan bir ciltti, hikayeydi. Esas mesleğime 1951 yılından sonra başlamıştım yayıncılığa, radyoda. Ondan 59'dan 74'e kadar olan bölüm ihtiva ediyor bu ikinci cilt. 74 ve bugüne kadar olan devrede üçüncü cilde ayıracağım. Bunları tamamlamak istiyorum. Bir, ve pek tabii programlarıma devam ediyorum. Programlarım yaşıma başıma uygun bir şekilde yine nostaljiktir. Eski hatıralar, eski şarkılar, eski tozlu raflara indirilmiş plaklar vesaire. Bunlardan zevk alıyorum ve zevk vermeye çalışıyorum. Evet. Siz tabii hep böyle nostaljik dediğiniz gibi nostalji, eskileri bizlere hatırlatıyorsunuz, gençlerimize sevdiriyorsunuz. Ama onun yanı sıra herhalde böyle yeni sanatçılarımızı da takip ediyorsunuzdur. Nasıl buluyorsunuz yeni sanatçılarımızı, sanatımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, eskiyle karşılaştırdığım zaman mutlaka bir takım yenilikler var. Yeni devrede, yeni yıllarda, bu son yıllarda bilhassa müziğe karşı, yayıncılığa karşı da büyük bir ilgi var. Çünkü yayıncılık, bu tip çalışmalar gelişen teknolojiyle paralel gitmelidir. Ama bugün teknolojiden ne kadar yararlanabiliyoruz önemlidir. Çünkü biz başladığımızda teknoloji diye bir şey yoktu. Biraz teknik vardı, o kadar. Tamam mı? Ve hani iğneyle kuyu kazıyorduk. Şimdi ne iğneye gerek kaldı, ne kuyuya gerek kaldı. Her şey el altındadır. Dolayısıyla bu nimetten çok istifade etmeleri lazım şimdiki çalışanların, sanatçıların vesaire. Ve çok daha güzel eserler çıkarabilmeleri lazım. Ve yapanlar da vardır. Gerçekten ben ümit var olarak bakıyorum. Bütün sıkıntılara rağmen, geçirdiğimiz yıllarca geçirdiğimiz baskılara rağmen toplum içerisinde sanata ve güzel şeylere düşkünlük ve gelişmeler ve ortaya çıkan bir takım kabiliyetler vardır. Bunları görmekten hakikaten iftihar ediyoruz. Daha da ilerisi için söylenecek çok güzel sözler vardır. Onların fiiliyete geçmesi en büyük emelimizdir. Teşekkür ediyoruz. Evet, tekrardan hatırlatalım. Pazartesi akşamı 14 Ocak 2019 yakında Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde çok güzel bir konser düzenleniyor. Ahde Vefa konserlerinin birincisi, devamı da gelecek. Birincisi de Sayın Hüseyin Kanatlı Onur'una gerçekleşiyor. Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müzik Korosu'nun düzenlediği bu güzel konsere tüm halkımızı, müzik severleri bekliyoruz ve Hüseyin Bey'e de tabii ki çok teşekkür edelim. Bir kez daha bize zaman ayırdı. Hiç kırmıyor bizi. Ne zaman istesek programında konuk oluyor. İki kanatlı bir araya geldi. Enerji patlaması oldu. Buradan eminim izleyenlerimiz de alıyordur o enerjiyi ekranlardan. Teşekkürler Hüseyin Bey. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ve peşinen gelecek olan ve gelmeyen haftanda
vefa borcum var diye onlara sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkürler. Evet Gül, yaz yaklaşıyor dedik programımızın başında. Ne gibi çalışmalar var yaz için, planlar, program? Yani bir dönem olmuştu zaten Kıbrıs'ta böyle beach party organizasyonları, etkinlikleri falan. Gençlerimiz için yani gerçekten buluşup hep birlikte eğlenebileceğimiz bir organizasyon beach partiler. Bunun için 5 Haziran'da bir beach party organizasyonum var arkadaşlarımla birlikte. Mausa'da olacak tabii. Mausa'nın plajı zaten meşhur bildiğimiz üzere. Öyle yani. Bekliyorum. Heyecanlı. Tabii onun heyecanı var. Onun çalışmaları içindeyiz. Böyle. Kolay gelsin diyoruz. Evet, programımıza zaman zaman tabii programımıza katkı koyuyor. Özel röportajlarıyla güzel konular üzerinde bizlere güzel röportajlar veriyor. Uzman psikolojik danışman Neşe Başar'ın röportajını getiriyoruz ekranlarınıza. Evet sevgili seyirciler, artık alıştığınız her hafta Neşe Hanım bizlerle birlikte oluyor. Bu değerli hanımefendiyle çok çok özel sohbetler yapıyoruz. Bazen kayıt arıyor, gelmiyorum diyorsunuz. Sizlerden de böyle istemler gelince hemen onu yakalıyoruz. Bugün yine çok güzel bir hanımefendiyle birlikte geldi. Şu anda kameranın gerisinde Duygu Hanım ve bizlere çekimler konusunda yardımcı oluyor. Sanıyorum önümüzdeki haftada bu özel ve güzel hanımefendi Duygu Hanım'ı da sizinle birlikte ekranlara çıkaracağız değil mi? Evet, Seniha Duygu ben. Evet, Seniha Duygu. Evet, tek neyi konuşalım? Bir taraftan acılar var, şehitler var. Bir taraftan hastanedeki yangın var. Ama biz yine sizinle güzellikleri konuşalım. Hangi konuyu konuşalım? Bugün halkımıza ne konuda mesajlar vereceksiniz Neşe Hanım? Evet, şunu söyleyeceğim. Aslında çok da fazla konuşsak mı konuşmasak mı diye oturup düşündüğümüz bir dönemdeyiz. Çünkü sözlerin bittiği yerler oluyor. Bir an donup kalıyorsun, ne düşüneceğini şaşırıyorsun, ne konuşacağını şaşırıyorsun. Yani son zamanlarda yaşadığımız olaylar, bilmiyorum seyircilerimize de öyledir muhakkak ki ben öyle olmama ihtimalini kesinlikle göz önünde bile bulundurmak istemiyorum. Çünkü hepimiz insanız ve hepimiz vicdanımız var ve bu vicdanlarımız şu anda inanılmaz derecede sızlayan durumda. Çünkü nedense 2020'ye girdik ama girdikten şu zamana kadar çok fazla sıkıntılar gördük. Kötü bir başlangıç oldu 2020. Arkası iyi gelsin diyoruz. Çünkü biz çok iyi dileklerle girmiştik hatırlıyorsanız. Arkası iyi gelsin tabii ki. Yalnız bu kötü haberler yaşanılan ki daha önceki programda da konuşmuştuk. Virüsten konuşmuştuk, trafik kazalarından konuşmuştuk, eylemlerden konuşmuştuk. Bu sıkıntılardan konuştuktan sonra bu hafta bir araya geldiğimizde evet yine güzel bir konu konuşmak istiyoruz. Fakat o zamanlar haftada bir nükseden bir sıkıntılı olay bu sefer günlük nüksetmeye başladı. Hatta bugüne kadar da sabah, öğlen, akşam şeklinde nüksetmeye başladı. Geceden sabaha bir olayı takip ederken sabah uyandığımızda çok farklı, daha kötü bir olayla devam ediyoruz. Öğlene daha farklı bir haber geliyor ki bunları örnek vererek anlattığımızda şehitlerimizin arkasından sabahında Nalbantoğlu Hastanemize çıkan yangın ve iki tane can kaybımız. Yani akabinde yine bugün şehitlerimiz vardı. Şimdi arka arkaya gelince öncesinde daha seyrek zamanlarda aldığımız kötü haberler bu kadar sıklaşınca artık sonu da gelsin diyoruz. Şimdi tabii ki seyircilerimize ben hepimiz vicdanlıyız. Günlük yaşamımıza şu anda adapte olamıyoruz. Hepimiz oturup bir yerde ne oluyor bu şehitlerimizin anneleri babaları tüm çevresi ne durumda? Tabii bu empati kurarak bu psikolojiye giriyoruz ve biz de yaşıyoruz. Bu üzüntülerin hepsini, bu acıların hepsini ortağız. Hastanede vefat eden vatandaşlarımızın da acısına ortağız. Bunlar bizim günlük yaşamımızı da etkiliyor. Biz de sıkıntıya düşüyoruz. Biz de adapte olamıyoruz. Bizim de gerçekten ağız tadımız kaçtı. Bizim de uyku düzenimiz bozuldu. Bizim de içimize sıkıntılar doğdu. Sadece geçecek diye bekliyoruz ve söyleyebileceğim tek şey, yani geçeceğini umuyoruz. Geçeceği için dua ediyoruz. Geçeceğini bekliyoruz.
istiyoruz. Geçmesi de gerekiyor zaten. Daha fazla bir felaketi de aklımız almıyor. Daha kötüsü de olmasın. Biz iyi düşünüyoruz, iyi olmasını bekliyoruz. Bu yüzden de iyi konuşmaya, güzel konuşmaya devam ediyoruz. Seyircilerime buradan söyleyeceğim bir şey var. Şimdi kişiselleştirirsek olayı, evet, dünya genelinde daha da daraltalım, Türkiye genelimizde daha da daraltalım, Kuzey Kıbrıs'ımızda daha da daraltalım, belki kendi çevremizde kendi sorunlarımızla, evet, sıkıntılı zamanlar geçiriyoruz, evet, kötü haberler bizi de etkiliyor. Yalnız bunun olumlu tarafından baktırmak zorundayım, olumlu tarafından bahsetmek zorundayım size. Bunu da bu ne kadar zor da olsa yapabileceğimiz bir şey. Bu bizde dayanıklılığı da arttırıyor, bu bizde metanetli olmayı arttırıyor. Bu bizde sabırlı olmayı arttırıyor. Olaylara bakış açımızı değiştiriyor. Daha güçlü, daha dayanıklı ve biraz daha hesaplamacı olmamızı, geleceğe yönelik hesaplarımızı daha iyi yapmamızı, geleceği daha net düşünmemizi, şu andaki durumumuzu daha iyi değerlendirmemizi, yani ekonomik bakımdan da daha hesaplı olmamızı, duygusal bakımdan da daha duygu kontrolü sağlıyor olmamızı, toplumsal bakımdan da insanlara daha duyarlı olmamızı, dünya bakımından da daha gözümüzün açık olması, farkındalığımızın artmış olması gibi artıları var. Bunlar bizi geliştiren durumlar. Evet, sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bir takım acıları peş peşe yaşıyoruz ama aynı zamanda da geliştiğimizi düşünmek istiyorum. Aynı zamanda gelişiyoruz. Aynı zamanda daha da güçleniyoruz. Aynı zamanda kendimizi ülke çapında ve çevremizde dostumuzu, düşmanımızı, iyi kötüyü, iyi günü kötü günü, riskleri neler olup olamayacağını, bunların farkına varıyoruz ve bunlara bir daha fırsat vermemek için hesaplamalar yapıyoruz. Bunlar da bize artı olarak dönsün diye düşünüyorum. Peki bu Mart ayı, bahar ayı, hemen arkasından Nisan ayı gelecek. Bu konuda gençlerimize özellikle ne mesajlar vermek istiyorsunuz? Şimdi o kadar güzel... Bahardan bahsedeceksiniz. O kadar güzel konulara değindiniz ki. Hepsi hakkında konuşacak şeyler var aslında. Tek tek değindiğimizde, dediğimiz gibi program süresi yetmez. Ama bahar yürüyüşlerine değindiniz. Gerçekten biz geçen yılda bu zaman yine aynı konuyu konuşmuştuk. İnanılmaz bir fırsat ve bizim ülkemizde buna çok uygun bir tabiatı ve coğrafi konuma sahip. Çok güzel bir fırsat. Özellikle Lefke'de bu pazar günü olacak. Lefke Belediyesi'nin düzenlediği orkide yürüyüşü var bu pazar. Yani, katılacak. Katılacağız inşallah. Tabii şey, Duygu Hanım katılacak. Katılacağız. Biz tüm toplumsal sorumluluk projelerinde yer almaya çalışıyoruz da. Bu program yayınlandığı zaman bu durum gerçekleşmiş olacak işte. Evet, hafta yayınlandı. Herhalde biz de Lefke'ye gelip bu güzel yürüyüşü, evet, güzel etkinliği görüntülemeye çalışacağız. Ondan sonrasında sizinle Lefke'de buluşacağız. Yine bizim... Yürüyüşten sonra yapacağız. Evet, Lefke'de buluşacağız. Bizim mekanımızda buluşacağız. Çiçeklerin arasında, güzelliklerin arasında. Evet, bizim sitemizde, bizim mekanımızda, bizim güzel ortamımızda buluşacağız. Biz yine ağırlayacağız sizi. Dediğim gibi bu yürüyüşler stres atmada birebir. En çok ihtiyacımız olan bu negatif enerjilerimizi üzerimizden arındırıp, ki özellikle toprak, çim ve havayla birlikte karışıyoruz o gün. Ve bol bol nefes alıyoruz, oksijen tüketiyoruz ve bol bol yürüyüş yapıyoruz. Bedenimizi de yoruyoruz ama aynı zamanda zihnimiz de açılıyor. Aynı zamanda enerjimiz de açılıyor. Yürüyüşler bu yönden çok faydalı. Zaten yürümeyip ne yapacaksın? Evde oturup televizyon mu bakacaksın? Bununla kıyaslamak bile istemiyorum. Tabii diğer değindiğiniz konuda, siz değindiğiniz için öyle gidiyorum. Diğer değindiğiniz konuda dostluk. Benim zaten çevremi yıllardır tanıyorsunuz. Bizim için en önemli unsurlardan bir tanesi. Ben dostlarımla, arkadaşlarımla da hep konuşurum. İçin, özün iyi olduktan sonra, doğru olduktan sonra, sen doğru olduktan sonra dostluğun biteceği gibi, arkadaş nankörlüğü gibi bir kaideyi tanımıyoruz zaten. Böyle bir durum yok. Bu aşamada şunu sormak istiyorum. Eski dostlukların, eski arkadaşlıkların, eski sevginin kalmadığı iddiaları var. Biraz daha mı bizim toplumumuz egoist oldu, biraz daha mı bencil oldu? Neden bu eski sevgi, dostluklar? Mesela biz bu yaşta hala da buluşuyoruz. Evet. Eski arkadaşlarımızla o günleri anıyoruz, o sevgiyi yaşıyoruz. Genel bir kanı bu. Siz buna katılıyor musunuz, bir uzman, psikolog danışman olarak? Neden bu gençlik
Evet. Bizim dönemdeki o eski sevgiyi arkadaşlar. Gençleri biz de uyarıyoruz. Ben de çok fazla uyarıyorum. Onlara psikolojik olgunlaşmadan bahsediyorum. Kişilikten bahsediyorum. Karakterden bahsediyorum. Tüm gelişim dönemlerinde yapmaları gereken, olması gereken ve nerede hata yaptıkları konusunda sürekli derslerde de anlatıyorum. Zaten ders konularının içeriği bu şekilde. Anlatıyorum, uyarıyorum. Çünkü gençlerimizin hataları çok fazla. Onlar daha çok eksik kalan duygularını ve güdülerini tatmin etme amaçlı, ki bu da çıkarı dayanıyor. Bu şekilde arkadaşlık kuruyorlar. Yalnız kalma korkuları olduğu için arkadaşlık kuruyorlar. Ama bizde durum daha farklı. Şimdi şöyle bir şey var. Siz eski diye bahsettiniz ama ben eski olarak nitelendirmiyorum bunu. Eski veya yeni hiç fark etmez. Kendi kendine yeten bir insanın yanındaki dostu ömür boyu bitmez. Çünkü kendi kendine yetmediğinde, sen karakterinde bir sıkıntı varsa, kişilik oluşumda bir sıkıntı varsa, psikolojik olgunlaşman tam değilse, kendini gerçekleştirmemiş ve geliştirmemişsen, o zaman yanındaki insanları bu amaçla kullanırsın ve bunların da belli bir süresi olur. O tatmini sağladığın zaman o insanını ya sen bırakırsın ya o seni bırakır. Bu şekilde devam eder. Şimdi biz kendimizde, mesela biz kendimizde evet arkadaşlıklarımız çok uzun, dostluklarımız çok uzun ve kalıcı diye konuşuyoruz ama bu bizden kaynaklı bir özellik. Yani iyi bir insan bulduk da kendimize arkadaş yaptık şeklinde değil. Aslında biz de çok iyiyiz ve kendimiz gibi iyi olan ve kendini tamamlamış bir insanla birlikte olduğumuz için o da kendi çıkarını gütmüyor. Biz de kendi çıkarımızı gütmüyoruz. Biz sadece iyi olan, güzel olanı menfaatsiz bir şekilde paylaşıyoruz. Bu da arkadaşlığı uzun tutuyor. Yani evet, şimdi bana sorarsanız bir Neşe Başak olarak hani arkadaşlıkların, dostlukların çok mu uzun? Evet çok uzun. Çok mu kalıcı? Evet çok kalıcı. Peki arkadaşlardan nankörlük görmüyor musun? Görmüyorum. Sen nankörlük yapıyor musun? Yapmıyorum. Neden? Çünkü bizdeki arkadaşlık kavramı, hayatın koyduğumuz yeri, bu paylaşım, bu değer çok farklı. Şimdiki gençlerdeki hata ise daha çok dediğim gibi bir yerleri hani bir evin içerisinde bir süs koyarsın, saksı koyarsın, gözün yorulana kadar bakarsın, ondan sonra alıp onu kaldırmak istersin, değiştirmek istersin, sıkılırsın. Böyle bir bakış açısı var. Aşkları da böyle kirlettiler, dostlukları da böyle kirlettiler, sevgiyi de böyle kirlettiler. Onlar hata yapıyorlar ama hata yapan üzülüyor. Sonuçta dönüp dolaşıp zararı onlara oluyor. Biz de uyarıyoruz onlara. Peki Neşe Hanım, çok teşekkür ederim ama son bir soru sormak istiyorum. Mutluluk nedir? Yani bu gençler bizim bakıyoruz çok sayıda evleniyor, çok sayıda güzel bir düğün yapılıyor, limuzinlerde geziliyor, dışarılarda fotoğraflar çekiliyor, dünya kadar para ödeniyor. Ondan sonra çat diye film kopuyor. Niçin bu kadar çok ayrılık? Mutluluk nedir biliyor musunuz? Bugünkü, ben de mutlu olmak istiyorum. Bugünkü felsefeme göre mutluluk başarıdır. Kazanmak istediğin, elde etmek istediğin her durum, her iş, her insan, maddi manevi, manevi her seviye ulaştığın zaman mutluluk verir. Mutluluk odur. Yani aşkta da hedefin olabilir, olunca mutlu olursun. İşte de hedefin olabilir, olunca mutlu olursun. Sosyal hayatta, ailevi hayatta veya kendinle ilgili de hedeflerin olabilir, olunca mutlu olursun. Eğer bir hedefin yoksa, başı boş veya birilerin komutasıyla, birilerin hayatına göre sadece birilerinin sorumluluğunda yaşıyorsan, senin için mutluluk zaten ya çok uzakta ya da imkansız gibi bir durumdur. Mutluluk biraz da kendine yönelik bir durumdur. Yani kendin için bir hedef koyacaksın. Ben buraya geleceğim, ben bunu yapacağım ya da ben şunu elde edeceğim, ben kazanacağım, ben bununla birlikte olacağım, ben şurada yaşayacağım gibi hedeflerine ulaştığın zaman önce hayalden başlayacağız tabii ki. Bu mutluluktur. Ama ben inanın bana, çocuklarınızın, eşinizin, ailenizin üzerine kurduğunuz hedefler dahi o mutluluk kadar büyük mutluluk değildir. Bu yüzden her zaman da söylerim, insan özüne, kendine önce tamamlamalı, bakmalı. Daha sonra kendi mutlu olunca çevresindekiler zaten kendiliğinden o hedefe ulaşırlar ve mutlu olurlar. Peki Neşe Hanım, bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çok değerli hanımefendi arkadaşıyla geldi. Telefkeden ve bu reportajı bizlere verdi. Evet. Bu sefer Girne'den geldi. Evet, Girne'den geldiler. Önümüzdeki hafta Lefke'de sanıyorum Neşe Hanım'la bir röportaj yapacağız. Tabii bu programın çekimleri sırasında kamera gerisinde çok güzel bir hanımefendi, Duygu Hanım da bizlere yardımcı oluyor. Bizlere söz verdi. Önümüzdeki haftaki programımızda bu güzel hanımefendiyle de röportaj yapacağız. Söz verdi. Ona da teşekkür edelim. Kameranın gerisinde bizlere yardımcı oldu. Sana çok çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Gerçekten programımıza her hafta katkı koyuyorsun. Beğeniyle izleniyorsun. Hoşça kalın sevgili seyirciler.
şimdi sırada iz bırakanlar var. İz bırakanlar da bu hafta hayatı böyle dolu dolu sporla geçmiş bir isim. Ve tabii Çetin Kaya'yla da özdeşleşmiş bir isim. Hem futbol oynadı, hem antrenörlük yaptı, hem başkanlık yaptı. Spor dairesi müdürü. Aynı zamanda tabii ki beden eğitimi öğretmenliği. Şimdilerde bürokratımız Tözün Tunalı. Çetin Kaya'dan da güzel bir vefa örneği geldi aslında. Çetin Kaya'nın yeni tamamlanan tesislerine Tözün Tunalı ismi verildi. Yaşarken isminin verilmesi tabii ki Tözün Tunalı'yı da çok onurlandırdı. Kendisiyle hem bu konuda röportaj yaptık, hem de torunlarıyla birlikte bu güzel çekimlerimizi gerçekleştirdik. Hep birlikte izleyelim, daha sonra Gül'e soralım bakalım vefalı mıdır o da vefa konusunda. Kendisiyle sohbet edelim. Evet, Tözün Tunalı ile röportajımız. İz bırakanlar da bu hafta ülke sporunun yetiştirmiş olduğu çok önemli bir isim Tözün Tunalı ile birlikteyiz. Ve şu anda yapımı yeni tamamlanan ve ismine Tözün Tunalı adı verilen bu tesislerdeyiz. Çetin Kaya Spor Kulübü'nün tesislerindeyiz. Önce tabii ki Tözün Tunalı'yı konuşalım, daha sonra tesislerle ilgili de konuşacağız. Sporculuk hayatı, daha sonra antrenörlük, başkanlık, spor dairesi müdürlüğü derken dolu dolu bir spor yaşamı Tözün Tunalı. Seni tabii ki tanıyorlar ama bir de tabii özellikle yeni kuşak senin ağzından tanısın istiyoruz Tözün Tunalı'yı. Öncelikle çok çok teşekkür ederim bana gösterdiğiniz bu ilgiden dolayı. Bu yaşa geldim. Her zaman takdir edilmek kolay bir mesele değildir. Ayakta durabilmek kolay bir mesele değildir. Özellikle sen ve Raif Hocam bana bu olanağı sağladığınız için de sizlere ayrıca teşekkür ederim. Çünkü benim sporculuk yaşantımda Raif Hocam'ın benim üzerimde emeği var. Çünkü hocalığımı yaptı. Lefkoşa Türk Lisesi'nde futbol, voleybol, basketbol, atletizm, masa tenisi oynadığım dönemlerde hocalığımı yaptı. Emeği var üzerimde. Tabii ki biz hem Lefkoşa Türk Lisesi hem Çetinkaya'da futbola başladık. Tabii 69-70 sezonunda Yeşilada Spor Kulübü'nde ilk lisansım orada çıktı. 4 futbolcu, 11 top hediye edildi Yeşilada'ya ve rahmetli Kemal Şemiler beni Çetinkaya'ya transfer etti. Ve o günden sonra da ta ki futbolu bırakana kadar hep Çetinkaya'da futbolcu, teknik direktör ve başkanlığını yaptım. En mühim nokta da kaptanlığını yaptım. Çetinkaya bu ülkede bir ayrıcalıktır. Çetinkaya'da futbol oynamak özellikle 70'li dönemlerde çok kolay bir mesele değildi. 1970-71 sezonunda ilk antrenmana ineceğim günü hatırlatma babında bunu şimdiki gençlere söylemem lazım. O zaman beni tanıyan yoktu. 70-71 sezonunda Çetinkaya'ya gittik. İlk kıyafetler dağıtılacak. Allah rahmet eylesin, Avni dayı sivri savunmada müdürüdü. Bizim malzemelerimizi dağıtırdı. Hiç unutmam, herkese yeni malzeme verdiler. Ve bana da Orhan abinin yırtık bir çorabını verdi. Bu benim için inanılmaz bir olaydır. Futbolcu olduysam bundan dolayı oldum. Neden derseniz, ben dedim ki Avni dayı bu çoraplar çok kokar ya, dedim kendine, nasıl olur çocuk, ya alın ya giden dedi bana. Orhan abi geldi yanıma, abim giy dedi, daha hallederek dedi. Giydim. Çetinkaya'nın merdivenlerinden inerken Taksim sahasına şöyle bir içimden şunu geçirdim: ben bir gün çok iyi bir futbolcu olacağım. Bu da beni çok kamçıladı, onun için çok çalışıp bu başarıyı yakalamam lazım. Endim merdivenlerden, başladık antrenmanlara. Özkan Hoca antrenör, şansımız o. O dönemde de gençlere çok önem veriyordu. Çetinkaya'da da Ergünler, Sonallar, Orhanlar, Arap Erdoğanlar, Ertuğrullar, çok kolay değil takıma girmek. Yani her baba yiğidin harcı değildi. Ben gerçekten antrenman biterdi, Hısar'a giderdim. Hısar'ın karşısında hocaya derdim, hocam
ben bir top alayım ve oynayayım. Tamam derdi, şunları yap derdi bana. Ve ben de antrenman biter, tekrar ben antrenmanıma devam ederdim. Ve en mühim nokta interval dayanıklılık antrenmanı olurdu. Tabii biz genç çocuk koşardık. Orhan abiler, Erdoğanlar, o büyük futbolcular. Ve çocuk geç kenara çabuk, koşma. Antrenör kızardı. Bak çocuk sizi geçer derdi. Ve böyle bir anımız olarak ilk Gönyeli maçına çıktım. Karşımda dev bir futbolcu Erbay. İlk maç cumartesi gecesi toplantı olurdu. Baklavalar yenirdi. Ertesi günün kadrosu açıklanırdı. Özkan hocam, sen sol bek, Erbay'ı tutacaksın. Erbay bu memleketin yetiştirdiği en iyi futbolculardan bir tanesi. Sabaha kadar iki kirpiğim kapanmadı. Nasıl tutacağım, nasıl edeceğim? Ve ilk maç Gönyeli'de sol bek ve o gün işte geleceğin futbolcusu, kadife futbolcu. Erbay'a topa değdirmemişim o gün için. Bir de çizginin üzerinden gol kurtardım. Galip geldik 1-0. Ve benim Çetinkaya maceram o maçtan sonra başladı. 20 yıla yakın futbol oynadım Çetinkaya'da ve bu dönemler içerisinde hiçbir defa genç takımda futbol oynamadım. Hep A takımda yer aldım. 1971 Genç Kıbrıs Türk Toplumu Genç Milli Takımında oynadım. 1974 Barış Harekatı'na kadar zaten Türkiye'den gelen takımlarla sürekli maç yaptık Kıbrıs Türk Toplumu olarak. 1976 yılında Raif Hocam'ın da yer aldığı, aynı takımda bir kez yer aldığımız Türkiye A Milli Takımı, Kıbrıs Türk Toplumu Milli Takımı olarak maç yaptık. Orada da Çetinkaya'yı tek başıma temsil ettim. 1976 senesinden sonra işte Ordu Milli Takımı'nda görev aldım. Çetinkaya'da ilk kez antrenör futbolcu olarak görev aldım. Beden eğitimi öğretmeni olduğumdan dolayı ve C kursu mezunu olduğumdan dolayı. Bunlar benim için hep gurur verici olan şeyler. Tabii ki hem futbol oynamak hem antrenörlük yapmak aynı takımda çok kolay mesele değildi. Onu da yaptık. Ondan sonra futbolu bıraktıktan sonra Çetinkaya'da birkaç dönem antrenörlük yaptım, teknik direktörlük yaptım. Zaman süreci içerisinde başkanlığa nasip oldu, başkanlık görevine getirildim. Bu benim için inanılmaz bir onur kaynağı oldu. Hem başarılı bir dönem, sporculuk dönemimiz geldi. Bugün Kıbrıs'ın neresine giderseniz gidin, Tözün dendiği zaman Çetinkaya'da futbol oynayan Tözün mü diye. Çetinkaya'yla özdeşleşti. Evet, bu benim için ölene kadar çok büyük bir onur kaynağı oldu benim için. Zaten artık ölümsüzleşti burada. Şimdi tabii herkese de nasip olmaz çünkü genelde insanlar böyle değerli isimleri kaybettikten sonra ismi verirler ama bu sana nasip oldu. Hayattayken bunu görmeyi nasip etti. Çok da onur verici bir şey tabii ki. Çetinkaya Spor Kulübü yönetimi bu kararı aldı. Tabii bu tesislerin yapımında senin çok büyük bir emeğin var, maddi ve manevi. Bugün sen hala elini ayağını Çetinkaya Spor Kulübü'nden çekmedin. Tabii ki çekemem zaten. Çünkü oğlum da Çetinkaya'da futbol oynadı. O da şu anda yönetim kurulunda genel sekreterlik görevini yapıyor. Benim Çetinkaya'yla artık mezarda ayrılığım olabilir. Neden? Tabii ki elbette bize zamanında Çetinkaya hem işe girmemizde katkısı oldu, hem maddi katkısı oldu. Ben bu diyeti ödemekle kendimi sorumlu tuttum. Onun için elimden ne geldiyse kendi mali kapasiteme göre bu tesislerde yardımcı oldum. Özellikle bu sahanın tümünün yapımında biz kendimizin katkısı oldu. Tellenmesidir, zeminin yapımıdır, ışıklandırması vesaire. Tümünde bizim katkımız oldu. Tabii sen bunlar yaparken isminin konulacağını bilmiyordun. Nasıl oldu ilk haberi aldığında? Şimdi kesinlikle bilmezdim. İşte yönetim kurulu oturdu, toplantı yaptı. Benim oğlum da yönetim kurulunda tabii ki. Telefon açtı bana. Baba böyle bir durum söz konusudur. Dedim mutlu olurum dedim. Ancak sen bu toplantıya katılma. Çünkü senin olacağın bir toplantıda senin oy vermen objektif belki, bir karar alırsın. Evet. Sağ olsun yönetim kurulu oy birliğiyle alındı karar. Tüm arkadaşlar hep olumlu baktı.
Onlara da sonsuz teşekkür ederim. Özellikle Bülent Başkanıma. Çok uzun yıllar bir dostluğumuz var. Bu karar almak çok kolay da değildir. Sonsuz teşekkür ederim ben kendisine. Bu gerçekten bir insan için yaşadığı süre içerisinde en büyük onurdur diye düşünüyorum ben. Ha, benim elimde kağıt çok. 40-50 tane onur belgem var benim spordan dolayı. Ama bu bambaşka bir olaydır. Çünkü yeni bir Tözün Tunalı geliyor arkadan. Bu da çok önemli. Benim torunum geliyor. O da Çetinkayacı. Diğer torunlar da, erkek torunlar da hepsi de Çetinkaya'da futbol oynayacaklar. O nedenden dolayı açılışını yapamadık ama neden yapamadık açılışını onu da söyleyeyim ben size. Türkiye'nin bu savaş durumu, devlet hastanemizin yangın sonucu o duruma düşmesi etik olmazdı zaten. Açılış olsun veya olmasın ki büyük ihtimal yapacağız açılışını. Bu benim için ölümsüz bir olay. Evet. Şimdi tabii ki ismin verildi, artık bu tesislere girip bir top koşturman gerekir sanıyorum futbolcularla birlikte. Şimdi tabii ki özellikle çocuklar seviyesinde, yüzün üzerinde genç çocuk vardır. Beni en fazla heyecanlandıran odur zaten. Genç çocuklara böyle bir olanak sağlamak çok büyük olaydır. Çünkü biz mahalle aralarında büyüdük. Toprak sahalarda top oynadık. Acısını şimdi çekeriz. Çünkü ben 3 tane menisküs ameliyatı, bir çapraz bağ, 3 defa burnum kırılmış, elim kırılmış, ayağım kırılmış. Kolay bir mesele değildir. Ama şimdiki çocuklar böyle bir tesise kavuştuğu için ve böyle bir zeminde futbol... Çok güzel. Zemin de gerçekten belli zaten. Yakışır da bizim çocuklarımıza. Çünkü biz babalar, anneler çok zor günlerden geçtik. Yani ben kendimi söyleyeyim, annem benim kapasitesi içerisinde, çünkü o dönemlerde çok fakirlik vardı. İşte bir badades, bir tavuk budu o gün maça kaynadırdı ve öyle çıkardık. Evet. Şimdi anneler, babalar, onları da ben can gönülden kutlarım. Çocuklarını spora yönlendiriyorlar ve antrenmanlarına kadar izliyorlar. Onlara da nedir önerim kendilerine? Çalışsınlar, çalışsınlar ve çalışsınlar. Mutlaka çok iyi futbolcu olacaklar. Böyle bir zeminde. Evet. Çok teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Tekrardan sana ve Raif hocama sonsuz teşekkür ederim. Çetinkaya camiasına teşekkür ederim. Başta Bülent başkanım ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere. Evet, Tözün Tunalı antrenman sahasının girişindeyiz şimdi. Zemin bizim Atatürk Stadyumunda ne çim kullanılırsa aynı çim kullanıldı burada ve gördüğünüz gibi hiç yıpranmış da değildir. Tabii ki burada sorumlu olan Mehmet arkadaşımı unuttum sanmasın. Gerçekten bakımı, onarımı, çok büyük emeği vardır. Ona da can gönülden teşekkürlerimi iletmek isterim ben. Gördüğünüz gibi birçok kulübün sahasından da çok fevkalade, özellikle Gönyeli sahası milyonlarca lira harcandı. Evet. Gördüğünüz gibi döküm saçım ki burada her gün hemen hemen antrenman da yapılmasına rağmen çok iyi bir zeminde çocuklarımız antrenman yapacak. Nasıl karşıladı peki Çetinkaya Spor Kulübü'nün futbolcuları burada? Şanslılar tabii böyle bir sahada, evet, antrenman yapıyorlar. Evet, özellikle çocuklara sorarım ben, nedir abim derim kendilerine, toruna da sorarım. Dede çok güzel bu sahanın zemini. Tabii ki büyükler de zaman zaman diğer taraftan bu tarafa gelip antrenman yapacaklar. Ama burada esas amaç çocuklarımızın ve o sahaya çok fazla da yüklenme olmaması açısından. Çünkü şimdi tam çimlerin de en üst seviyeye çıkabileceği durumdur. Peki, çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Tesislerle ilgili başka ne çalışmaları var? Bununla ilgili de bilgi alalım. Tabii sahanın yanı sıra yenilenen birçok noktası var buranın. Şimdi tabii ki gördüğünüz gibi, bak, şanslıyız çünkü Lefkoşa Türk Belediyesi de buranın temizliğiyle ilgili olarak ilgileniyor. Sağ olsun başkana, ona da çok çok teşekkür ederiz. Şimdi
tabii ki 42 dönümlük bir arazidir. Çok kolay bir mesele değildir. Ama yap işlet devret modeli tüzüğünü de yönetim kurulunun geçirdiğini bilirim. Gerek halı sahanın yapımı, yenilenmesi, gerekse tellenmesi ve yaşam boyu sporun burada yapılabilmesi için ve yaklaşık 4-5 bin kişinin kaldığı bir bölgede yaşam bölge boyu, halkına da güzel bir halkına kadın. Da bir yaşam boyu spor yapması için yönetim kurulunu onları da teşvik etmesini sağlamak lazımdır. Çünkü yaşam boyu sporda birazcık gerilere kaldık. Bunu da Kıbrıs'a ilk defa Erkan Emekçi döneminde, Raif Hocam çok iyi hatırlayacak, okullar sahasında ilk defa spor dairesi müdürü olarak benim dönemimde başladı. Kalbimizi koruyalım diye tişörtte bastırmıştık. O aklıma geldi. Bütün bu insanları hem Çetin Kaya'ya yardım etme babında, sahip çıkması babında, hem de böyle doğanın olduğu bir yerde böyle bir tesisi tamir etmek çok kolay değildir. Görevi spor dairesinindir esasına bakarsanız. Çünkü ülkedeki sporun bakımı, onarımı, katkısı spor dairesi sağlaması lazımdır. Her şeyi kulüplerden beklememek lazımdır. Veya benim gönlümde yatan, özel sektörden artık avucumuzu açmayalım özel sektöre. Devlet bu tür tesislere daha fazla yardım etsin. Tabii ki biz de yardım edeceğiz. Elimizden geldiği kadar. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Gül dayanamadı. Mete'yi kucağına aldı. O da bizim yanımızda olsun. Evet Gül, vefalı mısın sen? Çok vefalıyım. Çok duygusalım. Yani empati sahibi bir insanım. Çok empati kurarım. Yani insanlara karşı. Mesela... O da konuşuyor. Evet. Duygusalım yani. Çok duygusalım. Akrep burcum. Evet. Akrepler tehlikeli olur derler ama. Tehlikeli yani, insanına göre ayrılır yani her burç. Evet. Sonuçta öyle. Burçlara da inanırım bu arada. Kendi burcumun da özelliklerini taşıdığımı düşünüyorum yani açıkçası. Öyle. Evet. Peki programımıza devam ediyoruz. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Beşiktaş Taraftarlar Derneği binasındayız şu anda ve tabii ki artık Mart ayına girdik. Mart ayı biliyorsunuz Beşiktaşlıların günü yaklaştı. 1903 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü ve her yıl geleneksel olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de gecesi düzenleniyor, kutlamalar yapılıyor. Beşiktaş taraftarları buluşuyor. Türkiye'den de tabii ki birçok önemli misafir geliyor Beşiktaşlılardan. Evet, tabii ki biz de bu güzel dernek binasına geldik. Köşklü Çiftlik'te gerçekten muhteşem bir dernek lokali olmuş. Kutluyoruz biz o yüzden başkanı ve tüm tabii ki Beşiktaşlar taraftarını. Mustafa Taş zaten kendisi artık Beşiktaş'la özdeşleşmiş bir isim. Beşiktaş deyince direkt yanına Mustafa Taş ismi mutlaka gelir. Bir yıldan beridir de başkanlığını, dernek başkanlığını yürütüyor. Nasılsın öncelikle? İyiyim Selin Hanım, hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun yıllardan beri birlikte çalışıyoruz. Çok desteğin olmuştu bize. Özellikle bu 19 Mart gecelerinde tecrübeni kattığın samimiyetinde ben yeri gelmişken teşekkür ederim sana. Yine Mart ayında yine çok güzel bir gece hazırladık. Onun öncesinde çalışmalar yapıldı. Sponsorluklar, davetiyeler, yine satış noktalarında satışlar memnun olduğumuz derecede gidiyor. Onun dışında ne söyleyebilirim size? Gecenin detaylarını tabii birazdan konuşacağız ama önce dilersen böyle hem dernek lokalinden bahsedelim hem de tabii ki sen uzun yıllardır Beşiktaş taraftarlarıyla birlikte şimdi başkanlığın yanı sıra onun öncesinde öğrencilerin başkanıydı. Yani 2008'de bizim derneğimizin hayat bulduğu süre başladı. Onunla eş zamanda da biz üniversitelerde okullarda teşkilatlanarak yani çarşı grubunu kurduk. Ben bir yıl yöneticilik, 9 yıl başkanlığını yaptım çarşı grubunun.
Tabii o sivil toplum örgütü olarak çalıştı. Bir yıl yani 16 Mart'ta da resmi dernek başkanlığı ekibimle birlikte devraldım. Çalışmalarımızı öncesinde dernek binası olarak yoğunlaştırdık. Sonra üye faaliyetlerine başladık. 365 gün 365 üye kampanyasıyla aktif üye sayısını 60'lardan bugün sanırım 270'lerde 300'e çünkü çok yaklaştığını biliyorum net olmamakla birlikte. Bunların çalışması içerisinde şimdi son zamanlarda. Kıbrıs'ta şu an kaç tane Beşiktaşlı var? Öyle bir net bir sayınız var mı elinizde? Yani üyelerin haricinde toplam böyle Kıbrıs halkının. Yani şunu belirteyim. Biz Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha azız burada ama daha teşkilat olduğumuza inanıyorum. Daha az Beşiktaşlı var ama daha fanatik olduğumuza inanıyorum. Yani Türkiye'de de bu böyledir. Peki Köşkü Çiftlik'te merkezde bir yerde sanıyorum Kıbrıs'ta aslında bir ilk bu kadar görkemli bir bina bir taraftarlar derneği olarak herhalde Beşiktaşlılar Türkiye'deki Beşiktaşlılar da oradaki dernek ve kulüpten yetkililer de bu çalışmanızı takdir ediyorlar. Yani Türkiye'de değil daha doğrusu dünya çapında 222 tane Beşiktaş derneği vardır aktif durumda. Türkiye'deki birçok dernekten daha görkemli bir binaya sahibiz. Ben yurt dışındakileri bilmiyorum ama Türkiye'dekilerin çoğuna hakimim. Dernek başkanları grubu vardır. Oradaki yazışmaları takip ettiğim kadarıyla bir yıldan beri yani ilk ona girecek bir binaya sahibiz. Öyle söyleyeyim. Evet, buranın kurulumu nasıl oldu? Onu da bize bir buranın kurumunda benim kendi ekip arkadaşlarımın hepsinin çok çabası vardır. Bunların dışında da hemen vurgulamak isterim yani Cemal Bulutoğulları'nın bize hattı sayılı bir desteği oldu maddi manevi. Bayağı çünkü maddi yönden de evet. Buraya yatırım yapıldı. Cemal Başkan'ı biz yani gerçekten çok sever sayarız. Beşiktaşlı mıydı? Cemal Başkan ben bilmiyorum. Cemal Başkanımız Beşiktaşlı'dır. Onun bir desteği olmuştu. Yani neredeyse tek bir iş adamının bize dirsek teması olduğu, bir faydası oldu diyebilirim size. Buradan ben tüm Beşiktaşlılar adına Cemal Başkan'a minnetlerimi sunuyorum. Evet ona da teşekkür edelim. Kıbrıs'ta tabii o sarı kırmızıyla özdeşleşti Çetinkaya'yla ama demek ki Türkiye'de siyah beyaz seviyor. Raif Hocam da siyah beyazı. Yeni cami burada. Hocam yeni cami dedi. Biz de yeni cami edeceğiz. Yani bizim camide de amblemi kartal renkleri siyah beyaz olduğu için birçok arkadaşımız yeni cami maçlarına gider ve destekler. Peki başkan ne gibi projeleriniz var böyle dernek olarak, taraftarlar olarak? Şimdi böyle güzel bir lokalin ardından herhalde mutlaka başka projeler de vardır. Şimdi bizim zaten 5. yılı bu. 5. yıldır, 5 yıldan beri aktif olan futbol okulumuz vardır. Altyapı çalışmamız var. Biz çocukları spora teşvik etmek için her yılın yani sanırım okullar Haziran ayında kapanır. Haziran ayında futbol okulumuza ücretsiz kayıt, ücretsiz forma teşvik edip de çocukları futbola yazdırıyoruz, kaydediyoruz. Sanırım bu yemekten sonra da futbol okulunun canlandırma projemiz olacak Hüseyin Hanım. Evet 19 Mart bir kez daha yineleyelim. Tabii güzel bir klip hazırlandı. O da yine röportajımızın ardından yayınlanacak. Geceyle ilgili güzel bir tanıtım reklamı çekildi. Sen de kısaca bir anlat bize gecede neler yaşanacak. Katılmak isteyenler nereden ulaşabilirler biletlere? Şimdi gecede biz her sene bir Türkiye ünlüsü getiriyoruz. Bir de yerli yani Kıbrıs'tan bir tane sanatçı ön sahneye ayırıyoruz. Bu seneki sanatçımız Nihan Akın. Yeni nesil bir sanatçıydı. Pop sanatçısı ama iyi bir çıkış yakaladı. Kendisinde Beşiktaşlı olması bizi cezbetti açıkçası. Nihan Hanım bu sene biz misafir edeceğiz gecemizde. Onun dışında ön sahneye yine Mehmet Ayase verdi. Geçmiş yıllarda yani Mehmet güzel bir performans sağladığı için bu sene de onunla çalışmayı kararlaştırdık. Onun dışında yine Kartal Yuvası'nın defilesi olacak. Bu senenin yani 2020'nin krayosununu orada sergileyecekler arkadaşlar. Tabii sürpriz hediyelerin olduğu bir çekiliş var. Türkiye camiasından Türkiye Beşiktaş camiasından misafirlerimiz olacak. Çarşı grubundan misafirlerimiz olacak. Kulübümüzden yine aynı şekilde gelecek olan
büyüklerimiz var. Ve onlar da Kıbrıs'ı çok seviyor sanıyorum. Her yıl geliyorlar burada, gerçekten sizinle birlikte güzel, samimi bir gece yaşadık. Yani inanın Sena Hanım şeydir, Türkiye'de bizim yaptığımız konser organizasyonu gibi bir organizasyon ben daha görmedim yani. Biz burada 11.sini yapıyoruz. Ha, şartlar, imkanlar doğrultusunda tabii ama yapabildiğimizin de en iyisini yapabiliyoruz. Oradaki insanlar da bu farklılığı gördüğü için her sene güvenle bir önceki yılın referansıyla aramızda oluyorlar seve seve yani. Biz hiç kimsenin oteline, uçağına veya işte herhangi bir organizasyona karışmıyoruz. Onları gecede buluyoruz yani. Bu şekilde bir şey yaptık. Referans olduk yani. Her gece Kıbrıs'ta, her sene Kıbrıs'ta 19 Mart gecesinde onları görüyoruz aramızda. Evet, evet, buradalar. Peki başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Başka son olarak eklemek istediğim şey var mı? Ben çok emek edilmiş bir gecedir bu. Tüm katkısı, tüm kazancı büyük ölçüde dernek bünyesinde. Dernek bünyesine kazandırılacak bir gecedir bu. Biz Kıbrıs'ta yaşayan Beşiktaşlıları o gecede bizimle birlikte görmek isteriz. Deniz Plaza ve Kartal Yuvası'ndan bu biletleri temin edebilirler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler. Başarılar teşekkür dilerim. Ben teşekkür ederim. KKTC BJK ve Çarşı Kıbrıs sunar. Dünya Beşiktaşlılar Günü balosu. 19 Mart Perşembe gecesi Grand Paşa Otel Lefkoşa'da limitsiz içecekli yemekli balomuzda bir araya geliyoruz. Gecenin en göz alıcı anı. Muhteşem Kartal Yuvası 2020 defilesi. Sonrasında DJ Barisso ve Warm Up'ta DJ Barış Baron'un setlerine Oriental Alicia ve Dilara ile devam edeceğiz. Mehmet Ayaz ve orkestrasının hemen ardından en iyi, en sevilen şarkılarıyla. Merhabalar, ben İhan Akın. 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti taraftarının davetiyle Kıbrıs'ta olacağım. İhan Akın ve dansçıları bizlerle olacak. KKTŞ BJK ve Çarşı Kıbrıs Dünya Beşiktaşlılar Günü balosu 19 Mart Perşembe gecesi Grand Paşa Otel Lefkoşa'da. Biletler Kartal Yuvası Lefkoşa ve tüm deniz plazalarda. Bilgi için 0533 109 1903. Gecenin sunucuları Alaaddin Orhan, Funda Karagenç ve Rıza Yeşilışık. Ana sponsor Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi. Bu haftalık da bir teleşüt programının sonuna. Umarız programımızdan keyif almışsınızdır. Gül, sana da çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Gerçekten geldik. Masadan geldin bizler için. Evet, evet. Çok mutluyum yani burada olduğum için, sizi gördüğüm için. Böyle. Yine bekliyoruz. Yine geleceğim yani. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yönetmenim Raif Örtünç, editörümüz Celil Adalan. Sizlere çok teşekkürler. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın. Bye.